Bekir oğlum, senin de hiç ağzının ayarı yok. Yemin ediyorum ağzının ayarı yok ya. Senin var sanki. Var tabii oğlum. Ben karının yanında küfür etmem ki. Sana da 40 kere söyledik oğlum. Efendi dur kızın yanında. Tabii biraz efendi durman lazımdı oğlum. İlk günden ürkütmeyeceksin kızı. Ya oğlum, siktiren olmamış işte. Ne olacak, canın sağ olsun. Çok erken mi davrandım acaba diyorum da. Bir hafta kalmış askere gitmeye de. Şöyle otursaydık, iki çay içseydik. Bir içimi dökseydim ona. Ne güzel olurdu ya. O göt patronu gelmeseydi. İyi olmuş amına koyayım. Vallahi iyi olmuş. Baştan temiz olmuş en azından. İki gün sonra kaçardı zaten senin psikopatlığını görünce. Oğlum bak şöyle ağzının üstünde çakarım bir tane. Çakarsın kardeş, beklerim senden. İyice arızaya bağladın zaten. Bu var ya, askerde iyice manyak olur ha. Allah komutan momutan da öyle, bitmez bunun askerliği. Bakarsın askerden önce bir daha denersin şansını. Dönünce mi? Ya iki sene onun dört tane çocuğu olur be. Sahipsiz bırakırlar mı? İyi amına koyayım, o zaman git ayaklarına kapan, bağır, yalvar. Sülo, Sülo müziği aç, şarkı geliyor, aç. Çünkü sen çölüme yağmur oldun. Sen geceme gündüz oldun. Sen canıma yoldaş oldun. Sen kışıma yorgan oldun. Özleyeceğim lan sizi. Yemin ediyorum özleyeceğim. Sarhoş oldu lan bu. Sarhoş mu? Siz daha tanımamışsınız oğlum beni. Gerçek Bekir'i bilmiyorsunuz. Ya siktir lan. Ciğerini biliyoruz biz senin. Geçen eve gidiyorum. Bir tane böcek gördüm kaldırımda. Lan üstüne basmadan geçtim gittim tabii böceğin. Sonra durdum düşündüm. Pat döndüm geriye. Ona da mı çıkma teklif et? Yok ulan bak yemin ediyorum. Düşündüm dedim ki. Ulan bu böceğin üstüne basmadan geçip gitmek mi marifet, yoksa geri gidip buna yardım etmek mi? Döndüm geri, aldım böceği yerden. Dedim ki karşıdaki çalılığa götürdüm. Benim dedim sana yapabileceğim bu. Bunlar ötesi benim elimden gelmez. Allah yolunu açık etsin. Ya. Böceğe bak, dedim. Yani böceğe bakma, insanlarla bazen sorunlar yaşıyoruz. İyi demişsin. İlginç olmuş gerçi ya. Abi oğlum aslında bu herif de öyle boş, langır lungur bir adam değil yani özünde. Sonra düşündüm gerçi ya. Ulan dedim belki de intihar etmek istiyordu. Yolun ortasında öylece durmuş ya. Neyse iki şekilde de sevap işlemiş olduk. Boşver Bekir baba, iyi yapmışsın. Hadi devam. Sen